Ah Keyla ah. bu yaştan sonra artık keyil kastım 60 attım arkadaşlar Sıf sizlere güzel videolar hazırlayabilmek için hiçbir ihtiyacım yok yani bu saatten sonra onca efsanevi kahraman onca güzel epik ardına keyil kasılır mı diye <laughs> sorabilirsiniz Yani bu hesapta hiçbir şekilde ihtiyacım yok Ancak ben bir video üreticisi ise yani çok fazla bu tarz yani keyil güzel bir kahraman elbette yeni başlayanlar için o yüzden herkesin kullanmış olduğu bir kahraman. O yüzden çok fazla ihtiyaç duyuyorum. Yani video hazırlayamıyordum. Yani takipçi hesaplarında rehber videoları hazırlamak da istemiyorum. Yani adamın hesabına girip de gümüş harcamak, cevher harcamak bu kahraman için istemiyorum. En iyisi kendi hesabımda bir kasayım da dedim kurtulayım başka hesaplara girmekten. Bu videomda sizlere Kale'ın aslında doğrusu Kale. E, ancak ben Kale diyorum arkadaşlar. Kale'ın ee, Alexander'la bir hasar karşılaştırmasını yapacağız. Şimdi şöyle girelim. Ben kahramanı kastım. Yıldızında mor zorlaştırdım artık Alexander'la eşit seviyeye geldi. İkisi de 60 seviye. İkisi de yıldızları mor. Birçok arkadaşımız zaten soruyordu. Çok fazla soruyorlardı yani. Kale'ı mı kasayım, Alexander'ı mı kasayım? Hangisinden daha yüksek hasar alırız alırız diye. Aslında ben ben de merak ediyordum yani. O yüzden bu videomda karşılaştıracağız arkadaşlar. Alexander'ın kasılmasını çok tavsiye ettim sizlere. İnşallah kasmışınızdır kasmışsınızdır. Yani hasar kötü bile olsa bu kahramanı zaten defans kırıcı olarak kullanmanız gerektiğini söylemiştim sizlere. Burada defans kırma özelliği güzel. Çünkü kitapladığında bunu %100 bir şekilde yapıyor. Şimdi Alexander'ı hasarcı olarak deneyeceğiz. Kayle ile ikisi saldırı türü bir kahraman. Birisi nadir kahraman. Başlangıç kahramanı. Birisi efsanevi kahraman. Bakalım aradaki fark neymiş. Ben de sizlerle birlikte bu videomda göreceğim. Artık umarım bundan sonra sormazsınız herhalde arkadaşlar. Şimdi Alexander'ın şu kalıntılarını çıkaracağız. Çünkü Kayla da hiçbir şekilde tılsın ve yüzük sancak takmayacağım. O yüzden şunu çıkartalım. Tılsımı da çıkartalım. Kritik damage ve atak değerlerini burada değiştirebilir. İki kahramanda da e, tılsım yüzük olmayacak. Şimdi bu kahramanı bu kalıntılarla deneyeceğiz. Sefer mevkilerinde, zindanlarda aynı kahram, aynı kalıntılar ile Kayle deneyeceğiz. Ustalıkların ikisinde açılmamış olacak. Bunun da ustalığını şimdi kapatacağım, açmayacağım. Hepsini kaldıracağım. Evet, şöyle kaldırdım yüzükleri. Evet ustalığına geçelim. Ustalığını da sıfırlıyorum şimdi. Ustalığı da sıfırlıyorum. Ustalık açılmamış olsun ki tam verimi görelim arkadaşlar. İkisinin de tam ana has böyle ee, ha hasarını görmek için bunu yapmamız gerekiyor yani bu ustalık değerleri de etkileyebilir. Evet şimdi görmüş olduğunuz bu kalıntılarıyla Alexander'ı e, sefer mevkilerine koyacağız. Zindanlara koyacağız. Bakalım sonra bunun ardına bu kalıntıları söküp Kayle'a takacağız. Onu da sefer mevkilerine koyup zindanlara koyacağız. Birinci beceri, ikinci beceri ve üçüncü becerisindeki iki kahramanın da hasarlarını karşılaştıracağız arkadaşlar. Evet kalem kağıdı almadım keşke not tutardım ama inşallah unutmam yani. E, olmadı bir kalem kağıt mı arkadaşlar. Neyse sorun değil. Evet Kale'ı kastık atmış attık yani sırf bu video için yani. <laughs> Ardına da bir güzel bir Kale rehber videosu hazırlarım yani. Çünkü sonuç itibariyle kastık artık. Ve artık zindanlarda falan kullanırım zaman zaman. Yani. Şimdi girelim arkadaşlar. Alexander'ı İkisi de kitaplı. becerileri full kitaplı. Kayli de kitapladım. Alexander'da kitaplamıştım zaten. Öncelikle sefer mevkilerine bir koyalım. Acımazsa koyalım. Tek başına. Evet acımasız da şöyle çekelim ekrana 6. kısma koyalım. Haliyle biz yemimizi burada kasıyoruz. Çünkü en fazla XP buradan veriyor bize. Evet şöyle şu kahramanları bir çekelim buradan. Evet Alexander'ı tek başına koyalım. Ki becerilerinden ne kadar hasar vuruyor görelim. Hiçbir şekilde sadece e, tüm savaşlarda isabet arttırma özelliği var. Artık o da kendi avrusu yani. Onu da <laughs> kaldıramam sonuç itibariyle. Evet şimdi çünkü Kayle'da HP arttırma avrosu var yani. Şimdi arkadaşlar şöyle çekelim. İkisinin de rengi mavi. Yani renkten yana şey yok. Bir artı eksi yok. İkisinin de rengi mavi. Kahramana şu an ikinci becerisini vurdu. Görmüş olduğunuz gibi tekledi. İkinci becerisini vurdu. Biraz önce 33 mü vurmuştu? Tam göremedim de 33 vurdu arkadaşlar. Üçüncü becerisi yeşil renge vuralım. Aynı şekilde Kayla da yeşile vururuz. Üçüncü becerisini vurduk. 46. Arkadaşlar aklımda tutamam ama Videodan sonra da kendim de izlerim. Yani 46 vurdu. <laughs> Çünkü ben de merak ediyordum. Birinci becerisini yine e, aynı e, yeşil renge vuralım. 27 vurdu arkadaşlar. Birinci becerisi, ikinci becerisi 27 vurdu. Bence oldukça güzel. Yani değil mi? Oldukça güzel yani. Evet şöyle devam etsin bakalım. Aslında e, vakit kaybetmeyelim. Vakit kaybetmeyelim. Direkt şöyle savaşı bitir diyelim. Savaşı bitir diyelim. Şimdi direkt olarak bir tanesiyle otoy'a aldığımızda kaç saniyede geçecek burayı? O da önemli. Yani burada yem kasarken haliyle yüksek bir süre beklemek istemeyiz hiçbirimiz. Evet. Güzel vuruyormuş be. Yani değil mi arkadaşlar? Kalıntıları falan söktük. Şeyleri, tılsımları, yüzükleri. Şimdi bak bakalım Kale bu kalıntılarla bu kadar vurabilecek mi? Güzel vuruyor sağlam indiriyor yani. Hele şu becerisi şahaneymiş. Hele bir de sancağını da atak takarsak isabetten çıkartıp tamamen güzel bir hasarcı da olabilirmiş yani. Evet şöyle şey yapalım arkadaşlar. Kaç saniye sürdü? Ee, 20 saniye değil mi? 20 saniye sürdü Alexander'la tek başına Sefer Mevkilerin 12. bölümünün 6. kısmını. Şimdi Keyla takmadan önce kalıntılarımızı bir kere de, bir kez de ejderha yuvasına koyalım bu kahramanı. Bakalım ejderha yuvasındaki turlarda nasıl vuracak? Şöyle çıkalım. Çünkü Sefer mevkilerindeki rakipler biraz zayıf ancak Hayvan yuvasının 20. bölümündeki düşmanlar biraz daha zor. Yani orada biraz daha yüksek HP'ler var. Bakalım oralardaki hasarlarını görelim. Evet şöyle girelim. Evet, şöyle girelim. Evet şimdi mavi renge mavi renk. Ejderha'nın 20. bölümü mavi renk bildiğiniz gibi. Şöyle Alexander'ı şuraya çekelim. Çok güzel. Şimdi girelim. Burada ota yapmayalım. Sadece üçüncü becerisini, birinci becerisini, ikinci becerisini vuralım. sonra çıkalım. Tak, kalıntılar K takalım. Bence büyük bir ihtimal ile büyük bir ihtimal diyorum. Tabi %100 bir şekilde değil de Alexander'ın sanki vuruş hasarı biraz daha iyi, iyi gibi geldi bana. Tabi kalıntıların etkisi çok fazla. Ancak bu kalıntıları birazdan K ile de takacağız. Şimdi öncelikle ikinci becerisini vuralım. Evet, ikinci becerisi 8 falan vurdu. Çok fazla bir hasar vuramadı arkadaşlar. Gördünüz mü sefer mevkilerinde ve zindanlardaki ara farkı. Şimdi tabii e, bu kahraman defans azaltma da verdi. Haliyle burada 3. ve 2. becerisinin vuruş has birinci becerisinin vuruş hasarı yüksek olacak. Ancak hani e, Kayle'ın da bir dönüş metre artısı var, zehir artısı var. Yani bu kahramanın da bu şekilde artısı var. Bunun için bir şey yapamam yani defans azaltmayı tutup da kaldıramam. Vuralım. Seks, şey 34 vurdu. Çıkalım. Birinci becerisi kaç vuruyor acaba? Bir kez de birinci becerisini vuralım sadece defans azaltma olmadan bakalım. Evet şöyle. Birinci becerisi dondurma da verme ihtimali var. Evet kritik vuramadık maalesef be. Bir kez daha sıra geldi arkadaşlar. 7 bir vurdu. Tabi rakibin HP'si de değiştirebilir. Burada e, dikkat edin şeye vurduk. E, Tyrell'a vurduk. Evet, burada biraz zayıf kaldı arkadaşlar. Şimdi aynı kalıntıları tutalım, şeye takalım, keyla takalım. İnşallah yani e, bu karşılaştırmaları yazmadım ama ben iyi kötü yine gördük. Aklımızda tutarız. Olmadı ekrana not alırım ben videoyu hazırlarken. Oradan sizler bakarsınız arkadaşlar. Sizler de tutamayabilirsiniz belki benim gibi şu an için. Evet, kale'ımız nerede? Yeni kastık. Evet, burada hiçbir şekilde bir şey kuşanmamıştık ve kitapladık becerisini değil mi? Yanlış olmasın da kitaplamıştım. Evet, kitapladım. Tüm beceriler kitaplı. Şimdi Alexander'ın kalıntılarını Gale'a takacağız. Bu biraz zor olacak haliyle. O yüzden şöyle bir kez Alexander'ın üzerine bakalım da neler kuşanmışız. Çok fazla aramayalım arkadaşlar. Şimdi 1281 tane kalıntı var. Alexander burada. Evet Alexander iki hız bir isabet bir tane de karma göğüslük ve şey tamam aklımızda tutarız arkadaşlar. Şöyle dönelim Kale'ımıza ve evet burada evet şöyle takalım başlayalım artık filtrelerden kuşanılmış yapalım. Evet kuşanılmış. Zaten şurada hemen hız kalıntısı. Hız kalıntısından ikisini takalım. Değerler Hemen hemen aynı mı bilmiyorum dikkat etmedim keşke bir baksaydık da yani onu da karşılaştırırız en son. Evet Alexander burada tabii ki değerler aynı olamaz. Alexander'ın ana varı yüksektir haliyle efsanevi bir kahraman. Ee, ve şöyle kuşanalım. Evet kuşandık. Yani bu videoyu hazırlamandaki en büyük neden, en büyük neden arkadaşlar. Yani ben o kadar Alexander'ı kasın, o kadar Alexander'ı kasın diyordum. Ee, ancak birçok arkadaşımız e, hala üstüne basa basa Keyl kasmalarını tavsiye ediyor. Yani Keyl Aleksandri hiçbir işe yaramadığını tavsiye ediyor oyuna yeni baştan arkadaşlara. Yani en azından burada hepimiz görmüş oluruz. Ee, ben de bilmiyorum tabii ki. Ancak yani Keyl daha güzel hasar vurmuş olsa dahi bence yine Alexander kasılması gerekiyor. Defans kırıcı olarak kullanılabilir. yani şöyle çıkalım. Neredeydi ya? Ne göğsü? Şeydi. Mifer'di değil mi? Evet, burada. Tamam, çok güzel. Bir tane isabetten almıştık. Şu ekranı şuraya alalım. Evet, bir tane isabet vardı. Evet, isabet de hemen bunun altında olması gerekiyor. Evet, şöyle yapalım arkadaşlar. İsabet kalıntısına gidelim. Bu sayede artık hepimizdeki, hepimizin aklındaki soru gitmiş olur. Az da olsa. Değil mi? Yani. <laughs> evet. Alexandra güzel bir kritik demeç kalıntısı takmışız. Hemen buna kuşanalım. Evet. Bir tane de bot takmıştık. Değil mi isabetten? Bir tane de botunu kuşanalım. Evet. Botunu da kuşanalım arkadaşlar. Burada. Bir tane Göğüslük ve e, minfer kaldı hemen şöyle yapalım göğüslük ataktı zaten yüzdeli atak e, Şöyle işaretlemeler yapalım arkadaşlar daha seri bulalım yoksa uzun sürmesin e, Şöyle yapalım Şu an haliyle yine e, bir dünya ilişki harcadım keyli kasmak için Ve aynı zamanda şu an e, gümüş de harcayacağım bunları söküp takmak için tekrar e, Arkadaşlar yani bana birazcık gümüş birazcık da e, içki ısmarlamanız gerekiyor videonun sonunda çünkü birazcık zarara girdim bu videoyu e, kasabilmek için sıf video hazırlayabilmek için hele ki bunu yani e, yılbaşı arefesinde fizyonun ortasında yaptım yani bana bayağı bir borçlusunuz <laughs> o yüzden lütfen borcunuzu unutmayın. Evet şimdi şöyle bunu da sökelim takalım. Gerçekten de yani Kale'ı kastım. İlerleyen zamanlarda Gale'yi de kasacağım. Şeyi şey de kasacağım. Başlangıç kahramanların dördünü de kasacağım. Ee, ve Ateli de kasacağım. Bu hasar kahramanlarını, başlangıç kahramanlarını birbirleriyle yarıştıracağım arkadaşlar. Bunu da yapacağım. Bildiğiniz gibi bu tarz videoları hazırlama koşmaya gidiyor. Yani iki kahramanı, iki benzer kahramanı, yani böyle Alexander gibi, Kale gibi aynı hesabın içerisinde olan kahramanlar çok. Yani onlar gibi kahramanları birbirleriyle kıyaslama yapacağım ileride belki Faile ile Rising'ki kıyaslaması. E, Tabi onların zıt şeyleri var ancak e, birçok mesela e, Kantrofon ile e, şey gibi Turan'da gibi hasarcıyı birbirine kıyaslayacağız. Birbiriyle yarıştıracağız. O tarz videolar mı olacak? Yapacağım yani. Birkaç tane de yaptım ve hala da de yapmaya devam ediyorum. Seviyorum çünkü. Evet, seviyorum. Ben de merak ediyorum haliyle hangisi daha güzel diye. Evet, şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi göreceğiz. Alexander mı güzel? Kale mı güzel? Vuruş hasarı olarak defans azaltmalarını, zehirlerini, dönüşmetre desteklerini, işte ne bileyim to çoklu vurmalarını falan geçtik. Vuruş hasarları, dondurma dezavantajlarını falan saymıyoruz. Sadece bizim için önemli olan hangisinin vuruş hasarı yüksek. Bir sefer mevkilerine girelim. Yani Kaelin yüksekse gerçekten çok güzel bir kahraman olduğunu burada ilan edeceğim arkadaşlar. Çünkü yani bir efsanevi kahramanı geçmiş olacak. Büyük bir başarılı. Evet şöyle inelim geçebilir mi? Geçebilir. Neden olmasın? Çünkü eee hepimizin elinden geldi geçti ve hepimizi e, bayağı bir ilerletti yani. O yüzden hakkını yememek lazım kahramana. Şöyle çekelim. Evet şöyle çekelim. Koyalım. Evet arkadaşlar. Giriyoruz Sefer Mevkilerinin 12. bölümünün 6. kısmına. Evet şimdi bakalım kahramanımızın ikinci becerisini öncelikli olarak kullan. Evet. Şimdi girdik ve ikinci becerisini kullanıyoruz. Bakalım ikinci becerisinde teklemiştik diğeriyle bununla da tekledik. Aradaki farklar ne ya arkadaşlar? Hemen hemen aynı gibi sanki değil mi? Hemen hemen aşağı yukarı. Birinci becerisiyle vuralım. Tekleyeceğiz mi? 21 milyon öbürü, öbüründe kaç vurmuştuk? 30 küsür vurmuştuk sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Ekrana veririm arkadaşlar. Videoyu hazırlarken ekrana veririm. Burada zehir ile diğerini tekletken diğerlerine de ekstra hasarlar vurdu. Güzel fena değil yani nadir bir kahraman olmasına rağmen güzel hasarlar vuruyor. Sanki Alexander'ın hasarı biraz daha yüksekti ancak yani ben Kayle'dan bu kadar yüksek hasar beklemiyordum açıkçası. Evet şöyle direkt otu alalım bakalım kaç saniyede dönecek burayı. Evet. 20 saniyeydi Alexander. Alexander 20 saniyeydi. Vuruş hasarları Alexander'a göre biraz daha düşük sanki. Öyle hissettim ben. Siz de yorumlarda düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Vuruş hasarı tabii ki birazcık düşük gibi geldi. Hız olarak şu an 23 saniyede, evet 23 saniyede, 25 saniyede, 25 saniye yani 5 saniye gecikti Aleksandara göre. Ancak bir nadir kahraman. Söylemiş olduğum gibi bence güzel yani. Ben yine bu kadar beklemiyordum Kayle'ın bu kadar daha Aleksandara ya yakın olduğunu, Aleksandara ara fark ile geçeceğini düşünüyordum açıkçası şu an biraz daha keyle içmişi ısındı yani açıkçası arkadaşlar. Tabii ki tabii ki güzel bir kahraman. Ancak şu videomda görmüşsünüzdür. Yani aradaki fark çok aşırı derecede olmasa da gözle görünür bir şekilde belli oldu arkadaşlar. Vuruş hasarı belli oldu. Tabii ki diğerinin defans azaltması vardı ancak ikinci becerisi bu kahramanın da tüm düşmanlara vuruyor. Kevin Alexander da tüm düşmanlara vuruyor. Zaten ilk vuruşta defans azaltmasız şekilde vurdu. Tekledi Alexander da. İkinci vuruşunda defans azaltma olmadan birinci becerisini vurdu. Güzel hasar vurmuştu. sonra iki, üçüncü becerisini kullandık. O da güzel hasardı. 20 saniyede sefer mevkilerini geçti. Alexander Kayle'da biraz daha düşük hasarlar gibi geldi bana. Ancak o da 25 saniyede geçti haliyle. Güzel yani şimdi bir de zindanlarda deneyelim zindanlarda evet zindanlarda deneyelim ejderha da denemiştik yine e, Kayla şey e, Tayr'la vurmuştuk arkadaşlar 20. bölümde değil mi 20. bölüme giriyoruz hemen hızlı bir şekilde pardon burası 17. bölüm özür diliyorum evet 20. bölüme gireceğiz biz kardeşim kusura bakma hemen şuradan 20. bölüme girelim evet 20. bölümde Şimdi bakalım diğerinde kaç vurmuştuk ya vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar olmadı. <laughs> Videoyu sardırıp geri mi baksam ne yapsam. <laughs> Ama yani yine az çok göz kararı belli olur yani şimdi zindanlarda hangisinin daha yüksek vurdu. Evet otoda değiliz çok. Ya Alexander'la neden girdim be? Üf. Çıkalım. Kyle'i koyalım arkadaşlar. Kyle. Evet şöyle düzenleyelim. Evet, bu Alexander'ı çıkartalım. Biz eee koyalım yine lider olarak. Salalım gitsin. Bakalım neler olacak, neler bitecek. E, diğeri Alexander çok yüksek hasar vurmadı burada. Düşük hasarlar vurdu. Yani bu bakalım bu ne kadar vuracak. Evet, şimdi. Şöyle ikinci becerisini kullanmıştık. Bu da ikinci becerisi tüm düşmanlara saldırıyor. Evet arkadaşlar yani burada da hemen hemen aynı gibi. Evet birinci becerisiyle vuralım. İlk vuruşta kritik vuramamıştık. 6-7 bin falan vuruyor. Diğeri de hemen hemen aynıydı aynı sanki. 6-7 bin indiriyordu öyle hatırlıyorum ben. E, 6-7 bin falan indirdi. Evet şöyle bir kez daha vuralım. Şimdi Birçok arkadaşımız yorumlarda diyecek ki çok iyi biliyorum nasıl bir kahraman kıyaslıyorsun. Yani Cale ile Alexander'ı nasıl kıyaslayabiliyorsun diye. Aradaki farklar çok farklı. Doğru haklılar. Ancak ben burada ikisinin de videonun başında da söyledim zayıflatmalarını defans azaltmalarını ne bileyim işte zehirlerini avantajlarını ve dezavantajlarını kıyaslamıyorum arkadaşlar tamamen sadece vuruş hasarlarını kıyaslıyorum yani o yüzden saçma sapan yorumlar bazen canımı sıkıyor çünkü videomdaki olay dışında yorumlar yapılıyor arkadaşlar o canımı sıkıyor ben burada Alexander'ın ve Kayle'ın bir şekilde isabet avrosuymuş rengiymiş işte ne bileyim zehiriymiş veya işte defans azaltmasıymış birinci becerisinde defans azaltma verdiği için yüksek hasar vurmuş Kayle işte kritik oran e, ikinci becerisinde bir e, kritik oran desteği olduğu için daha hızlı vurmuş gibi e, yorumların hepsini okumuyorum bile yani bu tarz yorum yapmayın boş ver okumayacağım yani ben burada sadece saf hasarı görmek istiyordum ve şu an için gördüm e, videonun genel olarak yorumlarsam eğer Alexander birçok videomda da söyledim kasılmaya değecek bir kahraman olduğunu ancak birçok arkadaşımız bunun aksini iddia ettiği için bu videoyu yaptım. Ve şurada açık ara fark olmasa da e, yine fark ile Alexander sefer mevkilerinde olsun zindanlarda çok fazla farkı göremedik ancak sefer mevkilerinde birazcık farklıydı yani. Alexander daha seri döndü sanki. Zindanlarda bu çok fazla değişmedi çünkü zayıftılar ikisi de. Ee, ancak sefer mevkilerinde Alexander bir tık daha ön plandaydı. Bu videomuzdan ne çıkaracağız arkadaşlar? Bu videomuzdan e, tabii ki sizlere Kayle'ı kasmayın diyemem elbette. Çünkü Kayle'a ihtiyacınız olacak haliyle kasacaksınız. Kayle'ı kasın ancak Aleksandr'ı da kasmamazlık etmeyin. Şimdi Aleksandr'ı e, belki o, o seviyelerde isabet e, azaltmaya da ihtiyaç duymayabilirsiniz. O zaman Aleksandr'a göğüslükle birlikte sancağı da isabet değil de atak takarak bu kahramanı daha yüksek hasarcı da yapabilirsiniz. E, kritik kritik demeç... yapabilirsiniz hızınla birlikte yüzünü falan güzel kuşandığınızda bence güzel de hasarcı olur. Ancak ben o şekilde pancağını da atak kastığınızda yüksek hasarlar vururken Alexander'ın defans azaltmasından da e, mahrum kalmayın derim. E, sefer mevkilerinin hızlı dönmesindeki en büyük rol e, defans azaltmaları verdiğinde artık zaten gerçi o defans azaltmayı verdiğinde de tekliyordu. Yani biz defans azaltmayı da bir kıyaslayamayız arkadaşlar. Çünkü tekledi yani ikinci vuruşta üçüncü vuruşa fırsat kalmıyordu. Yani arkadaşlar sonuç itibariyle Alexander daha güzel hasar vuruyor. Ee, ancak Kale'da tebrik etmek lazım. Yani şu an bir efsanevi kahraman ile yarıştı yani. <laughs> evet. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Benim de aklımı kurcalıyordu bu ve birçok arkadaşımız da soruyordu yani hangisini önce kasayım diye. Artık bu videodan sonra sizler karar verirsiniz. Aradaki farkları gördünüz, aradaki hasarları gördünüz. Tabii ki ikisinin de videoda üçüncü söyleşim. Bu ikisinin de farklı avantaj ve dezavantajları var elbette. Onları da göz önünde bulundurarak hesabınızın ihtiyacı olan kahramana öncelik vermenizi tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada bu arada harcamış olduğum içkileri ve gümüşleri kalıntı sök tak yaptık ya onun için yorumlar yaparak ödeyebilirsiniz bana. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.